Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mağaradan arşa kadar yükselmek diye bir başlık açtık. Dünya ne tarafa dönerse dönsün, ne olursa olsun, Allah'a iman eden, Muhammed Aleyhisselam'ın bugünkü genci olmayı hayal eden gençler olarak biz mağaralarımızdan arşa yürümek, yükselmek istiyoruz. İnşallah saraylarımızdan da mağaralara yürümeye tereddüt etmeyeceğiz diye arzu ettik. Allah'tan bize bunu kolay kılmasını niyaz ettik. Bunun için bir plan gerekiyor. Bu plan dahilinde ancak bu modern saraylardan köhne gibi zannedilen mağaralara yürüyüş yapılabilir. Oradan da arşa, arşın gölgesine inşallah çıkılabilir diyoruz. Birinci kural olarak dedik ki saraylardan mağaralara, mağaradan arşa yürüyecek genç, kuş bakışı bakacak hayata. Kuş bakışı görecek. Geçmişi mevcudu ve geleceği ancak kuş bakışı bakabilenler çok geniş bir yelpaze içerisinde görürler ve Allah'ın izniyle o mağara zannettikleri yerin Allah'ın rızası ve cenneti olduğunu ancak görebilirler. Geçmiş olayların değerlendirilmesinde ve geleceğin planlanmasında mevcut zamanda da ayak ve beyin kaymalarına karşı dik durabilmede kuş bakışı bakan adam olmak şarttır dedik. Bugün mağaradan arşa yükselecek gençler için ikinci çizgimizi çizeceğiz. Böyle bir gayesi olan bu zamanın ashabı kehfindenim ben inşallah demek isteyenlerin çalışma planının ikinci noktasını konuşuyoruz. Diyoruz ki genç adam bütün zamanların ve bütün, bütün mekanların genci olmak zorundasın. Bunun anlamı da şudur öyle bir iman edeceksin ki, o imanın bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda geçerli olacak. Kur'an kursunda okurken ki takvanı, İmam Hatip Lisesi'nde ikenki kimliğini, filan yerde filan cemaatin içinde iken ki şahsiyetini evlenince, iş bulunca kaybettiğinde, umredeki havanı geriye döndüğünde bir daha yakalayamadığında, akrabalarının içinde başka, filan yerde başka olduğunda, bütün bu çelişkiler içerisinde yaşadığın sorun, lokal ve yöresel bir iman taşımandan kaynaklanıyor. İmanlar lokal ve yeresel, yöresel olamaz. Bütün zamanlar senin olmalı. Bütün mekanlar senin olmalı, sen Allah'la beraber olduğun için. Sen gökler yarılsa ve göklerden yukarı doğru çıkacak olsan, en son noktaya kadar gitsen, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh gibi benim imanım artmaz demelisin. Eksik değil ki şimdi mucizeleri görünce artsın. İmanın bütün şartlar için hazır olmalı. İhtilallerde yıpranan iman değil, bilakis daha güçlenen imanın olmalı. Medyaya karşı yelpazesi açık bir imanla mağaraya gidemez. Gitmeden zaten çöker kalırsın sen. Genç mümin, bütün zamanların ve bütün mekanların mümini olacak. Şimdi bu başlığın altına iki şey yerleştireceğiz. Bir tanesi imanımın böyle olup olmadığını nasıl test edeceğim? İkincisi bu imanı nasıl oluşturacağım? Elbette hepimiz doğru, böyle olmalı. Mekke'de başka, İstanbul'da başka Müslüman olur mu diye düşünüyoruz gencimiz veya yaşlımızla. Ama böyle mi gerçekten? Gerçekten böyle mi? Bir, ikincisi böyle değilse ben bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Bütün zamanların ve bütün mekanların mümini nasıl olabilirim? Ashab-ı kehfi örnek alıp yola çıktık. Allah onlardan razı olsun. Oldu da Kur'an adamı oldular. Saraydaki imanlarıyla, Mağaradaki imanları arasında fark yoktu. Mağaraya çekince inzivaya çekildikleri için imanları arttı orada da öyle adam olmadılar. Kur'anımız onları överken saraydaki kimlikleriyle övüyor. Saraydayken o mağarada onlara şahsiyet kazandırıp ebedileştiren olay sarayda onların yüreğinde vardı zaten. İnnehum fityetun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. O delikanlılar. O delikanlılar derken iman ettiklerine, o imanlarının büyük bir iman olduğunu Allah şahitlik ediyor zaten. Biz de imanlarına takviye yaptık buyuruyor Allah. Şöyle değil genç kardeşlerim. Onlar seçildi, imtihanı kazandılar, mağaraya gittiler, mağarada da Allah onlara büyük bir iman nasip etti. Büyük adam oldular. Hayır efendim. Mağara'da imanları hiç artmadı onların. Mağara'da imanları kıyamete kadar onları insanlığın örnekleri yapacak hale getirdi onları. Ama asıl yatırımı o debdebeli berbat saraydayken yaptılar iman yatırımını. Sarayda tam mümindiler tam müminliğin sonucu olarak Allah onlara mağarada mucize nasip etti. Bizim zannettiğimiz gibi mağaraya çekilip inzivada 30 yıl ibadetten sonra iyi işler yapan mümin haline gelmediler. Bize Kur'anımız ashabı kehf'i örnek almayı gösterirken bu açıdan da gösteriyor. Dedik ki onlar kuş bakışı baktılar olaya. Göklerden Allah'ın arşından bakınca büyük Roma imparatorunu fare gibi gördüler sarayda. Fare ile kedinin oynadığı gibi oynadılar Roma imparatoruyla. O kadar oynadılar ki imparatorun korumaları bile o anlayamadılar bunu. Böyle bir şaka bile olmaz düşündüler. Çünkü kuş bakışı bakınca Allah'ın mülkünden Koca Roma İmparatorluğu, dünyanın yarısına hükmeden imparator, fare kadar kaldı gözünde. Ama imparatorluğun içinden baksalardı dünyanın tanrısı zannedeceklerdi onu. Aynı şey mümin için geçerli. Kuş bakışı bakabilirsen Allah sana bütün sistemleri fare gibi gösterir. Şu batı uygarlığını, batının dev görüntüsünü, bir de Allah'ın nazarıyla baktığın zaman Allah'ın nazarında pire kadar bile olmadıklarını görürsün. Pire bile değil Allah'ın nazarında. Onun için gökleri arşı ürkütemiyor Batı uygarlığı. Ama Batı uygarlığına alttan bakan onu koca bir dağ gibi zannediyor. Üstüme gelirse ezilirim diye düşünüyor. Bakış meselesi bu. Kuş bakışı var. Allah'ın baktığı nazarla bak. Bakacaksın ki sen fare bile değil bu mahluk. Ashab-ı böyle bırak, baktı. Allah onlardan razı olsun. İkinci olarak önemli bir sorun. Camideki imanla, sokaktaki iman aynı olacak. Hata edebilirsin sokakta ama imanında yıpranma olmamalı. Amelinde düşme kalkma olabilir. Tıpkı ne gibi? bu beden senin bedenin ama bu bedenin içinde dolaşan nabız şöyle yükselir böyle alçalır <laughs> nabız inip çıkabilir ama beden o beden bir yerde kolun var öbür yerde kolun yok böyle bir beden olur mu nabız düşüp kalkabilir ama bedenin aynı beden olmalı aynı şekilde mümin insan imanı imandır şurada hata eder burada eksik yapar orada tamamlar olur Birinci ilkemiz kuş bakışı hayata bakıştır dedik. İkincisi de bütün zamanların ve bütün mekanların mümini olacaksın. Sarayda, mağarada değişmeyeceksin ki arşa gidenlerden olabilesin. Bunu da iki açıdan ele alacağız. Birincisi böyle miyim acaba? Çok rahat test edebiliriz. İkincisi böyle değilsem nasıl olabilirim? veya ben insan yetiştirmek, çocuk yetiştirmek, geleceğe imza atmak isteyen birisiysem nasıl başarılı bir operasyonla bütün zamanların imanına sahip olabilirim onu konuşacağız. Bu umarım kardeşlerim ürkütmek için değil küllenmiş kimliğimizi yeniden hareketlendirmek için yapılmış bir tavsiye olarak zihinlerimizde yer eder. Rabbimden bunu bize kolay etmesini niyaz ediyorum. Küçük bir test, üç basamaklı bir test yapacağız. Çok küçük. Birincisi, cenneti, cehennemi, dünyayı, ümmeti Muhammed'i, Allah'ı, gökleri, melekleri düşünürken, şüphesiz milyonlarca katılmış üyesi bulunan bir bütünü düşünüyoruz. Ama bir şeyi de unutmamamız gerekiyor. Bütün bunlar Allah'ın, ben ise yarın Rabbimin huzuruna tek başına dikileceğim. Her şeyde en sorumlu benim. Ümmetime bir gün Mehdi gelecek mi? Gelecek vallahi. Mesih aleyhisselam gelecek mi? Gelecek vallahi. Niye? E, tevatür derecesine yakın hadisi şerifler var. Gelecek. Dolayısıyla bu ümmetin perişanlığı, Mehdi Aleyhisselam geldiğinde düzelecek demek, testi kaybetmektir. Mağlupsun sen. Hayır. Doğrusu şudur. Evet ümmeti Muhammed'i Mehdi Aleyhisselam düzeltecek. Allah düzeltir dilerse. Bu ümmetten yiğitler çıkar düzeltir. Ama o ümmet olarak bir bütün pazarlığıdır. Ben ise Rabbimin huzuruna Ümmetin içinde mesela 10 milyardı Müslümanlar, 10 milyarın içinde küçük bir nokta olarak çıkmayacağım ki yarın. Ben Rabbimin huzurunda durdurulduğumda, ben ve Allah başkası olmayacak. Arkada da milyarlarca insan bekleyecek. Ben ve Allah, şahit bile yok. Kıyamet günü şahit de olmayacak. Tutanakları yazın getirin de olmayacak. Şahit el olacak. Ayaklar olacak. Gözler, kulaklar, diller kendi şahitliğini yapacak hep. Öyle bir günde ben tek başıma bütün mümin kimliğimle dirileceğim. Tek başıma vereceğim hesap için. 300 sene sonra belki çıkacak Mehdi beklenir mi? Hesabı ben vereceğim. Niye Mehdi bekleyeyim ki? Bu ümmetin Mehdi'ye ihtiyacı varsa benim o. Bu ümmetin bir gün kurtarıcıya ihtiyacı varsa onun peşinde koşan ben olmalıyım. Gerçekleştiricisi ben olmalıyım diye. Biz ümmetimizin ismi altında kelepur hayat yaşayan genç değil, ümmetine hayatını feda eden genç olduğumuz zaman imanımız güçlü demek. Dolayısıyla bir Mehdi bekleyenler var. Bir de mehdileşmek için mücadele edenler var. Bu arada bütün dünya başka bir yöne gidiyor. Ben tek kaldım. Bir deli gibi görülüyorum dünyada. Bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Neden yok? Çünkü Rabbim Maide Suresi'nde ne buyuruyor? Aleyküm enfusekum la yadurrukum man dalle Kullarım, siz kendinize bakın. Siz, Allah'ın şeriatına göre iseniz, izehtedeytum, Allah'ın şeriatına göre iseniz, sapıkların size bir zararı yok. Dünya bir tarafaymış. Bütün vakıflar, gruplar, tarikatlar, cemaatler, bloklar, kitleler, devletler hep o tarafaymış tek kalmışım. Nasıl tek oluyorsun Allah seninle ise? Allah benimledir diye inanmıyorsan zaten sen sahte bir yoldasın. Allah seninle ise hiçbir şekilde tek değilsin. Yeter ki yaptığın iş kafandan uydurduğun bir iş değil. Ashab-ı kiramdan itibaren ümmetin büyük akışı, sevadı azam blokuna ait bir iş olsun. Kendi kendine bir bid'at icat ederek İslam benden yanadır deyi verme yeter ki. Birinci testimiz budur. Bu ümmetin tek kalan, son kalan adamı benim. Ben de gidersem ümmetim gidecek diye mi düşünüyorum? Kalabalıklarda paçamı kurtarmaya mı çalışıyorum? Bu birinci test. İkinci test, ben ümmetle ilgili mücadele yapıyorum. Bu ümmetle ilgili mücadelede ne yapıyorum? Gürültü çıkarmak için mi bir iş yapıyorum? Yoksa bu ümmet fertlerden oluşuyor. Ben de fertlerden biriyim. Ben kendim kaliteli bir mümin olmadıkça, bu ümmet kaliteli bir ümmet olamaz. Çünkü herkes başkasına havale ettiğinde görevi bu görev ortada olacak, ortada kalacak. Ben bari kendim düzeleyim, birilerine örnek olayım. Ortada sabah namazı sorunu varsa, sabah namazına ben gideyim. Kimse gelmese gelmesin. Düşünebiliyor muyum? Yoksa Kalabalığın oluşmasını mı bekliyorum? Hani dolacak e, trenimizle öyle hareket edeceğiz. O mantıkla mı bekliyorum? Yoksa ben gidiyorum, yoldayım, kim gelirse gelsin mi düşünüyorum? İki, üçüncü testimizde her şeyde bir başlangıç noktası olmalı. Bu ümmetin başlama noktası ben olurum. Bu köyde ben olurum. Bu kasabada ben olurum. Bu şehirde ben olurum. Madem Allah'ın kitabı, Peygamber aleyhisselamın sünnetine göre bir toplum mücadelesi yapıyorum. Bundan başlangıç noktası ben olayım. Üçü de üç aşağı ve yukarı aynı olan şeyler üzerinde mini bir test yapabiliriz kardeşlerim. Bu testten sonra da göreceğiz ki eğer hak yoldaysak Allah daha azmimizi artıracak. Daha heyecanlı bir şekilde devam edeceğiz eğer ortada bir sorun varsa, iç donanım, donanımımız yeterli değil, iç aydınlanmamız yeterli değil deyip, yola çıkacağız. Bu yola çıkarken, filan alemin kitaplarını, filan eserlerimi okuyayım, filan gruba mı katılayım, herkes serbesttir. Nereden hareket ettiğinde, Allah'ı bulacaksa oradan gitsin. Bir sıkıntı yok. Ama, iyi bir Kur'an imanı ve bunu bütün zamanlara, bütün mekanlara uyarlayabilecek genç mümin insan, mağaralara hicret edebilecek, mağaralardan da arşa yükselebilecek bir mümin olabilmek için kardeşlerim. Burada özellikle bir dipnot olarak öncelikle bir kitap tavsiye edeceğim. Ondan sonra da bu kitap tavsiyesinden sonra da Rabbimin inayeti ile yola çıkıp hareket noktamız haline getirebileceğimiz ayeti celillerden söz edeceğim. Yani çok fazla dallanıp budaklandırmadan 4 yıl şu eğitimi gör, 5 yıl bu eğitimi gör demeden burada bir 5-6 grup ayeti zikredeceğim. Bu zikrettiğim ayetlerden kendimize mümin kimliği oluşturacağız. Rabbim beni böyle görmek istiyor. Çünkü Kehf suresinde, Ashab-ı Kiram'ı örnek verdi bana, Müminun suresinde de, ondan iki üç sure sonra da, müminler böyledir dedi. Yani böyleydi Ashab-ı Kehf de, kabul ettim onları demek istiyor, biz bu yola çıkacağız. Küçük dipnotumu bir kenara yazabilirsiniz. Bütün bu zikredeceğim çalışmalar, genç kardeşlerim, Allah ona rahmetler etsin. Muhacir bir mümin olarak vefat etti. Said Havva rahmetullahi aleyhin Cündullah isimli eserinin derlenmiş, toparlanmış özeti olacak. Cündullah Allah erinin ahlak ve kültürü diye tercüme edebilirsiniz. Zannediyorum Türkçesi de öyledir. Allah erinin ahlak ve kültürü kitabı özellikle bugünkü bu dersimizin diyeyim veya bugün ihtiyacımız olan bütün zamanların ve bütün mekanların imanına sahip mümin genç yetiştirmede çok önemli bir kaynaktır. Ben bu kitabı 1977 yılında okumuştum Türkçesinden. Hala okuduğum şeyler zihnimde, hala Said Havva'ya rahmet okuyorum. Allah ona rahmetler etsin. Ee, muhteşem bir çalışma. Cidde'de bir toplantıda onu gördüğümde de hem elini öpmüş, hem kitabı bana çok etki ettiği için ona çok dualar ettiğimi söylemiştim. O da beni bir daha kucaklamıştı. Hoşlanmıştı bundan. Yani size muhakkak tavsiye ediyorum ama Arapçasını tavsiye ediyorum. Türkçesi nasıl tahrip edilmiştir, nasıl imla hatası vardır onu bilemiyorum. Yani Arapçasından okuyamayacaksanız Türkçesinden okuyun ondan sonra kim bastıysa onu çünkü Türkçe basılmış kitaplarda nasıl olsa sahibi hesap sormuyor diye bir dikkatsizlik yumağı olabiliyor ikaz edin bu kitap anlaşılmıyor niye böyle yazdınız Arapçasında anlaşılmama diye bir sorun yok Arapçası çok muhteşem bir çalışma hararetle tavsiye ediyorum böyle sıradan bir eser olarak değil hararetli bir şekilde tavsiye ediyorum muhakkak bunu ama en asgari şöyle bir ayda okunmalı. Yatmadan önce roman okunur. Bu tip kitaplar kalkınınca okunur. Uyku getirmek için değil, ebedi uyanık kalmak için okunacak kitaplardan bunlar. Ebedi uyanık kalmak. Mağarada 300 yıl hayatta kalmak için okunacak kitaplardan biri. Allahu Teala rahmet eylesin. Sait Havva'mıza. E, topraklarından doğduğu topraklardan uzakta ölmek zorunda kalan bir muhacirdir inşallah. Bu noktadan sonra kardeşlerim Maide suresinin 54. ayeti. Not alalım. Müminun suresinin 1. ve 11. ayetleri arası. El Enfal suresinin 2., 3., 4. ayetleri. El Furkan e, suresinin 63 ve 76. ayetleri arası, El Müminun Suresinin 57. ile 61. ayetleri arası. Burada bu ayetlerden dersler okuyacağız şimdi. Ancak ben şöyle özetleyeyim: Hem Cündullah'ın özeti bu ayetlerdir veya ayetler bir şeyin özeti olmaz. Cündullah kitabını sahit ama bu ayetleri açarak 500 sayfa haline getirdi. Hem bu açıdan çok önemli hem asıl size bu ayetler üzerinden bunları izah ederken genç kardeşlerim. O menkıbe, bu felsefe, bu yorum derken siz tünelin ucuna gitmeden tünel çöker. Artık insanlığın bu kadar vakti kalmamıştır. Sizler İnşallah saraylardan mağaraya mağaradan da arş güzergahına doğru azmetmiş yemin etmiş mümin gençler olarak kestirmeden gidin tavsiyesiyle. Allahu Teala kime mümin diyor. Kimi mağarada 300 sene hayatta tutuyor. Kim kıyamete kadar ümmet tohumu taşıyor. Kur'an nesli olmayı hak ediyor. Bunu en iyi Kur'an söyler. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem söyler mümin genç karakteri bütün zamanlar ve bütün mekanlar için canlı duran iman karakterini özellikle ayetlerden alalım sizinle istiyorum Şimdi ne yapalım Peki bir kere bu ayetleri namazda zam müsure okuyacak şekilde şöyle toplam olarak bilemedin 2 iki, iki buçuk sayfa yapar bu ayetler Bunları namazda zam müsure okuyacak hale getirelim bir. Birinci bunu yapalım. Yani ezberleyelim. Bir hafız efendinin önünü oturalım. Bu ezberim sağlam mı diyelim. Düzgün olsun. Allah'ın sözlerini okunması caiz olmayacak şekilde okuyup vebale girmeyelim bu arada. Sonra bunların üzerinden herkes bir hoca efendi bulsun. Bize bunu tefsirini yap desin. Ama hiç tefsirini okumasanız bile Şimdi benim burada vereceğim izahat size yetecek Allah'ın izniyle. Ama bir de tefsirini yaparsak üstüne kaymak sürmüş oluruz. Allah'ın izniyle. Kaymaklı bir şekilde bir daha okumuş oluruz. Bir daha okumuş. Her namazda aklımıza gelmiş olur. Bu ayetler bütününü mümin genç, saray terk edebilecek adam, mağarada 300 yıl kalabilecek adam, yarın arşın gölgesinin adamları kimdir? Bu ayetlerden bunu çıkarmaya çalışacağız. allah Teala'nın sözlerinde genç kardeşlerim, siz de iman ediyorsunuz ki reklam yoktur. O tarafa bu tarafa çevrilecek şey asla yoktur. Beşer olarak biz onu yaparız. Ünlem koyarız. Altını çizeriz. Kur'an'da altı çizili bir yer yoktur. Hep altı çizilidir Kur'an zaten şişirilmiş sözü haşa yoktur Allah'ın. Yüzde yüz sana söylüyor. Yüzde yüz bana söylüyor. Herhangi bir sahabiye söylemiyor bu sözleri. Hepimiz Rabbimizin kuluyuz. Kur'an hepimizin kitabı. Şöyle bir takvim başlatalım isteseniz gençler. Şöyle yapalım. Bugünden itibaren bütün zamanların genci, bütün mekanların genci ve böylece mümin genç vasfı taşıyabilmem için Arşa yükselebilmem için Allah'ın kitabından şurada sayılacak 20-30 maddelik özet. Bunun için bir şablon yapalım. Bu başlıkları karşılığına yazalım. Ondan sonra da ayda bir kendimizi test edelim. Mesela 30 kalemse bunlar. Bu 30 kalemden kaçında artım var, kaçında eksim var? Kaçı tereddütte duruyor? Anne baba olduğunuz zaman da, mümin genç, bütün zamanların mümini, bütün mekanların mümini, sarayla ve mağarayla, iman açısından fark gözetmeyen, mümin çocuk, yetiştirip yetiştiremediğinizi de bu ayetlerden test edeceksiniz. Kur'an'ımızın, bütün ayetleri bu test için uygundur aslında ama, şöyle bir özetini alıp da, pratik yapabilmemiz bakımından, bu ayetler çok önemli. Eğer sıfır noktadaysak, yok bir sakıncası, Dedik ki bir yerden başlanması gerekiyordu. Bismillahirrahmanirrahim deyip buradan başlarım. Yüzde 10'u halledildiyse yüzde 90 duruyor demektir. Yüzde yüzünde de böyleyse hemen şükür secdesine kapanalım. Ondan sonra bir süreç daha başlıyor. Devam ettirmek. Elhamdülillah Allah bu nimete ulaştırmış. Hızlı bir şekilde ve güçlü bir şekilde bunu süreklileştirmeye çalışmak المايدة سورة 54 ayetini şimdi okuyalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضُّلُ اللّٰهِ يُؤْت۪يهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ey iman edenler! Sizden kimler dininden dönecek olursa, bir dinden dönme söz konusu olursa, yani siz İslam'ı bir kenara itecek olursanız, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Allah sizin yerinize başkalarını getirir. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Yani siz zannetmeyin ki, İslam'ı bırakarsanız bir kenara, şeriatı yok kabul ederseniz, Allah mağlup oldu bu işte. Atar sizi yeni kullar getirir. İsrail attı Allah da, dini mi gitti? İsa'yı İlah edindiğince Hristiyanları attı da Allah kulsuz mu kaldı? Muhammed'ini getirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'i getirdi. Allah siz eğer İslam'ı kenara atarsanız sevdiği kullarını getirir. O kullar da Allah'ı severler. Burada gizli bir ifade var. Demek ki kaybolunca İslam'dan önce Allah'ı sevmek ve Allah'ın seni sevmesi kayboluyor. Bu kaybolunca da dinden yuvarlanış süreci başlıyor o zaman. Şimdi bu 54. ayeti Maide suresinin yuhibbuhum ve nehu. onları Allah sever onlar Allah'ı severler kullarını sayıyor. Burada dört özellik sayacak. Bir, ezilletin alel müminin müminlere alçak gönüllü olur onlar. Eizzetin alel kafirin kafirlere karşı dimdik dururlar. Ve yücahidûne fî sebîlillâh. Allah yolunda cihad ederler. Ve lâ yekâfûne levmete lâim. Kimsenin protestosundan da korkmazlar. Kaç özelliği varmış mağaralardaki delikanlıların? Mümin mi? Boynun bükük ona karşı. Kafir mi? Dimdiksin. Cihad senin görevin, ve protestodan, kınamadan çekinmiyorsun. Kim ne derse desin, Allah böyle buyuruyor diyorsun. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ Bunu da Allah, kime istiyorsa, ona vereceği bir lütuf olarak size sunuyor. Vallahu <laughs> وَاسِعُنْ alim. El-Maide suresinin 54. ayeti, 4 hedef koydu önümüze. Bu dört hedefi şablona yerleştiriyoruz. Ne durumdayız? Mümin görünce şşt diye mi çağırıyorsun? Kafir görünce affedersiniz efendim diye mi konuşmaya başlıyorsun? Ve bunu ulus politikası haline mi getiriyorsun? Kafirin önünde alçak gönüllü, yağcı, yağdanlık mümine gelince Arap diye, Orta Asyalı diye horozlanıyorsun. Seni tekmeler Allah çekip tarih çöplüğüne gidersin, senin yerine aksini yapan, mümine alçak gönüllü, kafire de dimdik yürekli duran, cihad eden ve kimsenin kınamasını aldırmayan müminler getirir Allah. Bunu da Allah lütfu olarak dilediği kuluna verir. Herkese nasip olmuyor. Ne dedik? Maide suresinin 54. ayetinden bu dört özelliği çıkardık. El Mü'minun suresinin birden on birinci ayetine kadar Allahu Teala tekrar özellikler sayıyor. Kad eflehel mü'minun. Müminler kurtuldular buyuruyor. Kim bu müminler? Sayıyoruz. Ellezine hum fi salatihim khâşi'un. Onlar namazlarında huşu' sahibidirler. Telefonu çalsa duymaz onu. Huşû' bu demektir. Allah'la baş başa namaz kılmak demektir. Birinci özelliği müminlerin bu. Beşinci madde olarak bunu ilave ediyoruz. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Boş lakırdılarla uğraşmazlar, işlerine bakarlar. Altıncı özelliği. Filanca sosyal siteden cevap verene cevap verenin cevabına cevap yazmış. Yok müminin karakterinde böyle bir şey. Seninle ilgili mi? Değil. Yok cevap yazmak. Hatta ona bakmak yok mümin. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ Boş işlerde mümin yoktur. Ne para kazanıyorsun? Ne bir hakkı desteklemiş oluyorsun? Sadece vakit geçirmiş olursun, üstelik seni adam mahkemeye verip tazminat davası açacak sana. Böyle bir yazı yazıyorsun oraya. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Gitti. Müminlerin altıncı özelliği, boş işlerle uğraşmazlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ Zekatı verirler. Yedinci özellikleri. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ İffetlerini korurlar. Namuslarını korurlar. İlla ala azvajim ou ma meleket imanum, fi inhum gayru melumin. Ancak eşleri ve cariyeleri olursa, onlara karşı iffetlerini korumaları gerekmiyor. Aralarında helalleştirmiş bir nikah ak var, akit var çünkü. Fe men ibtiga vera ezelke fe adun. Bunun ötesine taşanlar perişan olmuşlardır. Ve sekizinci özellik. Vellezinehum li emanatihim ve ahdihim raun onlar emanetlerini ve sözlerini korurlar. Emanet ve söz bekçisidirler dedi. Raun'da bekçilik manası var. Valladinum emanatim vaadhim raun onlar emanetlerini korurlar. Sözlerini korurlar. Valladinum ala salawatihim muhafizun ve namazlarını korurlar. Bir başka özellik 8, 9 kaç olduysa artık veya 10. Burada bu müminin suresinde güzel kardeşlerim, bir şey dikkatinizi çeksin, yanlış yazdık zannetmeyin. Surenin ikinci ayeti, وَالَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim خَاشِعُونَ 10. ayeti de, وَالَّذ۪ينَهُمْ ala salawatihim يُحَافِظُونَ Birinde namazlarında huşu sahibidirler, buyurmuştu. Burada da namazlarını korurlar buyuruyor. Aslında bunlar aynı şey gibi duruyor değil. Namazda huşu sahibi olmak başka. Namazı kılıp korumak başka bir şey demek ki. Bunlarda bir kısım insanlar birinci maddeye takılacaklar. Bir kısım son maddeye takılacak. Neticede mağara yaranı olacaklar. Bütün bunların hepsini yerine getiren mümin olacaklar Allah'ın izniyle. Müminin suresinin bu şartlarını saydıktan sonra allah Teala ayetler şöyle bitiyor. Ülâike umul Mirasçılar bunlardır. Bu saydığı özellikler, namazı huşu ile kılanlar, boş lakırdıyla vakit geçirmeyenler, zekatı verenler, bunlar hepsi Allahu Teala'nın varisleridir, mirasçılarıdırlar. Ellezine yeri el firdevs. Firdevs cennetinin mirasçıları bunlar. Hum fiha halidun ve geçici bir tatil için değil, ebedi kalmak üzere orada bulunacaklar. Müminun suresinin 1 ve 11. ayetlerinden bu maddeleri çıkardık. Devam ediyoruz. el enfel suresinin 2, 3 ve 4. ayeti geliyor. Bu ayetlerde de, sarayda da, mağarada da, şehirde de, okulda da, internette de, annesinin babasının yanında da, eşinin karşısında da, arkadaşlarında da, spor yaparken de, piknik yaparken de, bütün zamanların ve bütün mekanların, bütün şartların, mümin gencinin karakterlerini sayıyor allah Teala. Devam ediyoruz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ Müminler şunlardır. Müminler şunlardır. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah anılırken kalpleri titremeye başlar. Kalp krizi geçiriyor gibi olur. İse zikir Allah. Genç kardeşlerim Allah'ı zikir nedir? Allah'ın isminin şanının anıldığı şey demektir. Kur'an'ın isimlerinden biri zikirdir değil mi? Kur'an okunurken kaşınan Müslüman var, Kur'an okunurken tüyleri diken diken olan mümin var. Güzel sesli hafızdan dinlediğinde dikkatli dinleyen, sesi hoşuna gitmeyen birisi okurken işine gücüne devam eden var. Allah ise mağaraya gelecek, oradan da arşa gidecek mümin olarak kimi istiyor? İze zikrullahu ve cilet kulubuhum. Allah'ın adı anılırken, zikrullah yapılırken kalbi titremeye başlayacak. Nabzı 120 olacak onun. Sporcunun nabzı yüksek olduğu gibi onun da nabzı artacak. Neden? Allah anılıyor çünkü. Ve ikincisi, وَإِذَا tuliyet aleyhim آيَاتُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَانًا Allah'ın ayetleri, Kur'an ayetleri okunduğu zaman imanı artacak onun. Şimdi sizler bana cevap verir misiniz içinizden? Bir ayet okunduğunda, onunla ilgili bilgiye ulaştığında ama aslında diye başlayan birisi, bu Enfal suresinin ayetine göre mümin olabilir mi? Tereddüdü olan, Allah'a verilecek cevapları olan, kadınlara niye miras az veriliyor diyen, kadınları niye erkeklerden sonra sayıyor Allah diyen bir kadın, Enfal suresinin neresine yerleşecek? Ve bu ayetin üçüncü, ve ala rabbihim yetevekkelun şart. Ve onlar Rablerine güvenirler. Tevekkül ederler. Bir mümine Allah'a tevekkülün mü daha güçlüdür sigorta şirketine mi sorulduğunda ne cevap vermelidir? Sigorta şirketi olur mu canım? Elbette Allah'a güveniyorum demez mümin. Diyemez. Bu bir iman zafiyetidir. Bir mümin Allah ile kullar arasında benzerlik listesi kuramaz ki cevap versin. Sigorta şirketine mi çok güveniyorsun, ticarete mi diye sorulabilir. Allah ve sigorta şirketi aynı listenin isimleri değil ki ve ala rabbihim Allah'a tevekkülü tamdır onların. Eğer zaten bu tevekkül olmasa Roma imparatorunu fare gibi göremezdin sen orada. Ahvahların bitmezdi senin. Ve ala rabbihim Ve bu Enfal suresinin üçüncü ayet. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةِ Onlar namazın hakkını verirler. Ve mimma razaknahum yunfikun. Allah ne kadar nimet verdiyse o kadar o nimetten infak ederler. Bu ayeti celile Enfal suresinin 2 3 ve 4. ayeti burada bize 5 özellik saydı. Sonra da ulaike humul mu'minun hakka dedi. Gerçek müminler bunlardırlar. Lahum daracatun inde rabbihim ve mağfiretun ve rizkun kerim. Bunlar için Allah'ın yanında çok büyük hazırlıklar var. Ve büyük bir mağfiret var. Büyük bir müjde var. Kim için? Kalbi ürperen, imanı artan, tevekkül eden, namazın hakkını veren, Allah için infak eden. Bunu becerebilenler, saraylardan mağaralara doğru yürüyebilirler demektir. El-Furkan suresinin, 63'ten 72. ayetine kadar olan bölümü okuyoruz. Allah mağaralara kimi davet ediyor. Oradan da kimin kimliğine bakıp Rahman'ın arşına doğru götüreceği Rahman'ın kullarını sayıyor. Ve ibadur Rahman. Rahman'ın kulları şunlardır. Bu surede El Furkan suresindeki bu ifadede çok hoş bir şekilde damgalanmış kullar var gençler. Damgalanmış kullarını sayıyor Allah. Rahman'ın seçip aldığı kullar demek. Ve ibadur rahmani. Rahman'ın kulları şunlardır. Allah'ın adamları. Allah'ın seçilmiş kulları şunlardır. Bir, اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Yürürken yollarda vakarıyla yürürler. Yürüyüşlerinde vakar vardır. Kibir yoktur, zillet yoktur. Ciddidirler. وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Cahiller onlara muhatap olduklarında konuşmazlar. Merhaba deyip yollarına devam ederler. Sosyal veya şurada burada ömrünü tüketmezler. Muhatap oldukları insanlar, düşüp kalktıkları kimseler, Allah'ın razı olduğu kullarıdır. Seviyesizlerle oturup kalkmazlar. Üçüncüsü, وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Onların görüntüsünde Allah için secde etmek, Allah için kıyama durmak vardır. Onları secdede görürsün. Gece ibadetinde görürsün. Dördüncü özellikleri, وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْلِفْ عَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمٍ İnâ zâbâ ve mukâmâ. ve onlar cehennem korkusu taşır bizi cehennemden koru ya Rabbi derler. Demek ki genç kardeşlerim çok ince bir çizgi var burada. Allah'ın iyi kulu olmak cehenneminden korkmayı gerektiriyor. Onun için bakıyoruz ki çok güçlü mümin gördüğümüz Ebu Bekirler, Ömerler, herhangi bir sarhoştan, günah işlemiş birinden çok daha fazla Allah'tan korktular. Sanki cehennem onlar için yaratıldı gibi, başka kimse alınmayacakmış gibi gözyaşı akıttılar. Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki, bilsem ki Allah cehenneme bir kişi koyacak, o benim muhakkak diye ödüm patlar diyor. Bilsem ki Allah cennete bir kişi koyacak, o benimdir diye biraz umut taşırım diyor. Akıllı mümin, Allah'ı bilen mümin, Allah'ın cehenneminden korkacak. Ve beşinci özellikleri, وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَكُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Harcama yaparken israf da etmezler, pintilik de yapmazlar. Mümin karakteri. Ve altıncısı velledine la yed'un ma'a Allah ilahan Allah'tan başka bir ilah onların ibadet ettiği bir şey değildir. Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Burada küçük bir dipnot yazın isterseniz. Zaten mümin şirk koşmaz ki. Ama nefsini, arzusunu putlaştırabilir. Bu kullar onu da yapmazlar. Ve yedinci özellikleri وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا <الْحَقِّ> Dini bir cezadan dolayı olmadığı sürece hiçbir insanın canına kıymazlar. Cana kıyamazlar. Ve sekizincisi وَلَا يَزْنُونَ Asla zina etmezler. O وَمَنْ يَفْعَذَٰلْكَ الْقَيْثَامَةِ kim zina yaparsa çok ciddi bir azaba uğratılır. Yudaaf lehu'l azabu yevmel kıyamet ve yahlut fihi muana. Kim böyle bir suç işlerse o kıyamet günü cehenneme konur. Alçak bir şekilde cehenneme atılır. İlla ve tâbe ve âmene amile sâlihan ve amile amelen sâlihan ancak tövbe eder. Sonra da tövbesinden sonra salih amel işlerse fe ulaike seyyiatim hasenat onların Allahu Teala tövbelerini kabul eder. Üstelik de hasenata çevirir ve kana Allahu gafurur rahima çünkü Allah tövbeleri kabul eden merhametli biridir. Ve tabe amile salihan fe innehu yetubu ilallahi Allahi kim e, tövbe ederse salih amel yaparsa Allah da onun tövbesini kabul buyurur. Sonra dokuzuncu özellikleri Furkan, El Furkan suresindeki özelliklerini sayıyoruz. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور Yalan sözün şahidi olmazlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور Yalan sözün şahidi olmazlar. وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Böyle batıl, boş işlerle ilgili bir yerde bir yerden geçecek olsalar takmaz geçer giderler. Takılmazlar oraya. Genç kardeşlerim. Yoğun bir şekilde gidiyoruz. Her birinden bir ders yapılacak, bir madde olacak. Konular okuyoruz. Ama ben sizden rica ettim. Cündullah'ı okuyacaksınız inşallah. Notlar tutacaksınız. Geniş ayrıntısını oradan alacaksınız. Biz böyle hızlıca bir tarayacağız dedik. Ama bakınız bu ayetlerde geçen her bir kelime saraydan mağaraya giderkenki kilometre taşlarıdır. Bir tanesi olmasa o yol orada olmaz, o köprü olmadığı için senin yolun devam etmez. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشَدُونَ zur Yalana dolana şahit olmazlar Allah buyuruyor. Kıyamet günü. Bir cinayeti dünyada gören mahkemeye çağrılmasa bile, o cinayetin tanığı olarak çağrılmayacak mı Allah'ın huzuruna? Birisinin haram, çirkin, söylenmez sözünü dinleyen kıyamet günü dinlediğini söylediği zaman kulak şahit olarak çağrılmayacak mı? Birisinin siyasi yalan dolanlarına alet olan birisi kıyamet günü şahit olarak çağrılmayacak mı? وَالَّذ۪ينَ لَا يَشَدُونَ الزُّورَ Onun bunun yalanına şahit olmazlar. وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Böyle basit tortu tartışmaların, konuşmaların olduğu yerden saygın bir şekilde çekip giderler. Ayetinin hepimiz tarafından asla unutulmayacak bir ikaz olduğunu hatırlayalım. Ve onuncusu vellezine izâ zükkirû bi âyâti rabbihim Onlara Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında, lembe khirru aleyhi asumma mu'myana duymaz, görmez, numarası yapmazlar. Allah'ın ayeti okunduysa, güneş doğdu demektir. Güneş doğduğunda ne yapıyorsa bir insan, o da onu yapar. Ne yapar? Güneş doğduğunda hayat başlar. Duyduğu her ayet, mağaradan arşa yürüyecek genç için, dinlediği, okuduğu, öğrendiği her ayet, kesinlikle o ayetten öncesi ve sonrası diye hayatını ikiye böler. Bugün, El Furkan suresindeki bu mübarek ayetleri duyduysa bir mümin, bugün, bu filan gündür, bu ayetleri duyduğum gündür, öncesi ve sonrası, milattan önce, milattan sonra gibi, bu ayetlerden öncesi ve bu ayetlerden sonrası diye, müminin hayatı ikiye ayrılır. Çünkü niye? Rabbimiz ne buyurdu? İza zekkuru bi ayati rabbihim lem yakhru alayha summan Duymaz görmez numarası yapmazlar bir daha. Teslim olurlar ayet. Tıpkı ashab-ı kiram gibi. Dikkat edelim ashab-ı kirama. Sebebi nüzulüne baktığınız zaman ayetlerin niye indiğinde filan ayet inmiş. O gün o işi düzeltmiş. Her birinin hayatında Bakara suresinin filan ayetinden öncesi ve filan ayetinden sonrası var. Duvarı badana yapar gibi renk değiştirir. Beyazdı bugün, kırmızıya boyadın. Sanki o ayet geldi. Kırmızıydı beyaza boyadı gibi her ayet onlara bir renk vermiş. O renge bir daha dönmemişler. O o ayetten önceki renge bir daha dönmemişler. Milattan önce, milattan sonra olmuş. Mümin insan bu. Kur'an bunun için dinlenir. Bunun için okunur. Bunun için tefsir dersi yapılır. Ve son mesajı El-Furkan suresinin Rahman'ın kullarının vellezine yekuluna Rabbena hablana min azvajina ve zurriyyatina kurrate aynin ve cealna lilmuttakine imama ve onlar Rablerine şöyle dua ederler. Rabbimiz eşlerimiz ve çocuklarımız için bize göz aydınlığı yap. Ve bizi müttakilerin önderlerinden yap. Demek ki mümin insan Rahman'ın kulu olduğu zaman nesil derdi diye bir derdi olur. Nesil yetiştirmek, insan bırakmak toprağa, bu topraklarda Allah'ın şeriatını bilen bir nesil yetiştirmek müminin derdidir ve sıradan bir Müslüman olup cuma namazı kaçırmaz, sabah namazı kaçırmaz seviyesine razı olmak bu gayetlerin anlattığı seviyenin altıdır. Müttakilerin imamı olacaksın. Önder olacaksın müttakilere. Çünkü sen müttakilerin en önünde duran imam kadrosundan olmayı düşünürsen en azından o düzeyde kalmayı becerirsin. Bir alt basamakta durduğun zaman onun altında kalacaksın muhakkak. Bu yüzden diyoruz ki devamlı, bir genç tarif edilirken alkol yok, sigara yok, banka soymamış, kimseyi de henüz öldürmedi evliyadan. Denemez. Bu hayvansal bir tanıtımdır. Mümince bir tanıtım değil, yüzde yüz hayvani bir tanıtım bu. Müminin faziletleri sayılır. Artıları sayılır. 18 yaşında şu seneden beri teheccüd kaçırmıyor denir. Şu zamanda bir hatim yapar denir. Annesinin babasının önünde kuzu gibidir denir. Müminin üstünlükleri sayılır. Beceremediği kötülükleri sayılmaz ki müminin. O zaman hiçbir kuzu alkol kullanmıyor. Hiçbir koç sigara içmiyor. Hiçbir böcek mesela fare insan öldürmüyor. O zaman her biri değerli mahluklar. Ve <laughs> cealna lilmuttakine imama. Muttakilere önder olmayı istiyorum ya Rabbi. Bir sıradan bir insan değil. Önder kadrodan. Peygamberlerin izini süren ve peygamberlerin davasını taşıyan adam olmak. Ve cealna lilmuttakine imama. Böyle olursa böyle eke yüz gurfete bima sabaru. İşte bunlar var ya, bu sabırla elde ettikleri bu sürecin karşılığında cennet odalarında misafir edilecekler. Ve yulakkavne fiyâ ve selama. Orada hep selamla karşılanacaklar. Selam verilecek onlara cennetlerde. Halidine fiha Ve ebedi kalacaklar cennetlerde. Hasunet, mustakarran ve mukama. Ne muhteşem bir son. Ne muhteşem bir kalış yeri olacak onlar için. Kim? Bu ayet El Furkan suresinin ayetinde İbadur Rahman diye sayılan özelliklerin sahiplerine ve El Müminun suresinin 57 ile 61. ayetlerinde son ayet bloku olarak da bunları okuyalım. Burada da Allah Teala mümin kullarının o Allah'ın arşına doğru kanatlanıp giden kullarının kadın erkek genç ihtiyar ama özellikle hele asabı kef karakterli daha dünyadayken alnında o Allah'ın kalbine rahmet saldığı belli olan delikanlılık karakterlerini bu ayetlerde El Müminun suresinde bir kere daha Rabbimiz sayıyor. İnnellezine hum onlar onlar min haşyeti rabbihim müşfikun Rablerinin haşyetinden yani korkusundan boyunları büküktür hep hep büküktürler vellezinehum bi ayati rabbihim yü'minun Rablerinin ayetlerinde imanları tamdır vellezinehum bi rabbihim la yüşrikun Rablerine hiçbir şeyde şirkleri yok Şirkten uzaktırlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنْ اَنَّوْمِ لَا Rabbim رَاجِعُونَ Ve onlar ellerinde bir mal imkan bulunduğu zaman, nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz, şuurunda oldukları için ondan rahat rahat verirler. Bu Ramazan fitresiymiş diye değil, vermezsek malımıza yıldırım düşer, hırsız çalar onun için zekat verelim diye değil ben ve malım zaten Allah'a aitiz sonunda Rabbime gidecekti gitsin şimdiden diye heyecanla verirler yani zekat ve sadakalarını ve fitrelerini Allah'ın malını Allah'a vermek zevkiyle ve ciddiyetiyle verirler ulaike yusari'une fil hayrat bunlar hep iyi işlerde yarışan kadrodurlar. Bunun altını çizin. Demek ki bu noktaları yakalayan genç olmakla bitmiyor. Bu noktalarda yarışmak gerekiyor. Yarışanlar kazanacak çünkü. Şimdi sevgili genç kardeşlerim. Rabbime hamd ediyorum. Sizlere bunları izah etmeyi bana nasip etti. Belki hepimiz değil. Ama birimiz, üçümüz inşallah bu şablonu önüne koyup bu ayeti celilelere göre mümin olma sürecini başlatacak. Onun da rahmet ve feizi hepimizi kuşatacak o zaman. Ama dilerim ki Rabbimden hepimize nasip olsun bu. Bu ayetleri dinlediğim günden önceki ve sonraki hayatım olsun. Bu kolay mı? Asla kolay değil. Çok zor. Kolay olsa herkes bunu yapar zaten. Niye insanlar 300 sene yaşayacak bir mucize olmayı istemesinler ki? Ama kolay değil bu. Bu zor. Bu zoru aşmak için cihad eden, Mücahit eden müminin en büyük yardımcısı Allah'tır. El-Ankebut suresinin 69. ayetini şifreniz olarak yazın bir kenara. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْد۪يَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim için Allah buyuruyor. Bizim için gayret edip mücahede edenlere yollarımızı göstereceğiz. Demek ki Ey genç senin vazifen bir kere bu ayetlerden öncesi ve sonrası diye bir takvim kurmaktır. Bu takvimi kurduktan sonra Allah senin elinden tutacak ve seni yürütecek. Merak etme. Eğer sen bu süreci bu şekilde başlatamazsan Allah sana yardım etmeyecek o zaman. Kendi gayretinle baş başa kalacaksın. Mağaradan arşa yürümek için dedik ki hayata öncesi ve sonrası ile kuş bakışı bakacağız. Bir, iki, bütün zamanların ve mekanların imanına sahip bir mümin olmak gerekiyor. Bunu da ayrıntılarıyla nasıl elde edeceğimizi, bu müminlik kıvamını nasıl yakalayacağımızı, Ashab-ı Kehf'in ashabı kiramın Allah hepsinden razı olsun üzerlerine aldıkları ve uyguladıkları mantığı gösteren Kur'an ayetlerinden derleyerek buraya getirdik. İnşallah Allah'ın lütfu ve inayeti ile biz de adım adım da olsa bu yola doğru gireceğiz. Bir sene önce mesela 7 ayette süperdim. Fakat dört tanesinde eksikliğim vardı deyip o dördü tamamlamaya çalışacağız. Becerdik, beceremedik ne olacak? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Biz bu yola gireceğiz, titizliğimizi göstereceğiz, beceremediklerimizde Allah elimizden tutacak. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ muhsinin. İyi iş yapmak isteyenlerle beraberdir Allah. Allah iyi yap, iş yapmak isteyenlerle beraberdir. İyi rüyalar görenlerle değil ama, iyi iş hamlesi başlatanlarla, iyi laflar yapanlarla değil, iyi iş yapanlarla, o heyecanı taşıyanlarla beraberdir. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed alemin.